annemle Malik'in düğünleri yapılacak. Burada, bu evde. Ama Arkay... Ne oldu? Sanki senden ormanda yaşamını istemişim gibi tepki veriyorsun. Hayır. Sakin ol karıcığım, sakin ol. Burası karımın evi. Ve annesiyle babasının düğünleri de burada olacak. Bunda ne sorun var söylesene. Yo, sadece ben bunu beklemiyordum. Beklenti? Karıcığım, gördüğün gibi ben taş kalpli biri değilim. Taş kalpli olduğunu kim söyledi? Bence sen sütlaç gibisin. İnsan bir oturuşta seni yiyebilir. Ama yemem. Yani sen sütlaç değilsin. Bir insansın ama çok tatlısın. Ben tatlı değilim. Peki canım, tatlı değilsin. Kaçori gibi baharatlı bir şeysin. Karıcığım, sen market mi açtın? Ben ne tatlıyım ne de baharatlıyım. İyi tamam, sen hiçsin. Yani sen Arkay'den başka bir şey değilsin. Bana yardım eder misin? Bir dakika. Arkay. Evet. Söylesene, hangi sarıyı giyeyim ben tören için? Bir dakika. Bu mu? Hayır. Bu çok gösterişli, çok parlak. Bu çok teyze işi. İyi değil. Hayır. Vay canına. Yani sen hiçbir sarımı beğenmedin değil mi? Tören için etekle bluz mu giyeyim o zaman ben, ne yapayım? İnsanları davet etmemiş olsaydık... açıkçası bu şekilde de katılmamı isteyebilirdim. Bir sorun olmazdı değil mi? Hadi. Bekle. Bunu giy karıcığım. Bu bence sana çok yakışır. Arkay, bu sarı... çok parlak olmaz mı sence? Kesinlikle. Ne? Hiç. Bana güven ve bunu giy. Her zaman giysilerini senden daha güzeli olmadığını düşünen insanlar için seçmelisin. O zaman doğrusunu yapmış olursun. Ve bunu görmeden söyledim. Harika. Teşekkür ederim. Ne kadar tatlısın.
sayende sarimi seçmiş oldum. Sen benim tatlı sütlacımsın. Bak yine başladın. Bana şunu söylemeyi bırak. Senin sütlacın olmak istemiyorum. Yapamıyorum. Sen tatlıysan ben ne yapayım ki? Yeter. Ben tatlı değilim. Bana kibirli, saygısız, gururlu, yakışıklı ne söylersen söyle ama tatlı deme. Ama Arkay, sen bunların hepsisin. Aynı zamanda tatlısın, çok tatlısın. Tatlı turtam, jelibonum, böğürtlenli turtam. Yeter karıcığım, yeter. Uzatma. İyi. Tatlı. Karıcığım, ben tatlı değilim, tamam mı? Tatlısın. Tatlıysan ben ne yapabilirim ki? Eğer bana tatlı dersen seni bu gece ne? Bir daha bana tatlı diyemezsin. Seni herkesin önünde tören sırasında seni öyle bir utandırırım ki. Gerçekten mi? Cesarete bakın. Nasıl? Herkesin önünde bağırarak sana hissettiklerimi söyleyebilirim mesela, anladın mı? Bunu yaparım. O kadar mı? Ben de kötü bir şey yapacaksın zannettim. Eğer duygularından bahsedeceksen aynı şeyi ben de yapabilirim. Gerçekten mi? Aynen öyle güzelim. Gerçekten mi dersen böyle cevap veririm. Konuya gelince, ben de herkesin önünde duygularımdan bahsedebilirim. Hatta bunu senden önce yaparım. İmkansız, bu olamaz. Bahseder misin? Görürsün. Göreceğiz. Madem bu aşk savaşına girdin, bakalım evin kraliçesi ne kadar cesurmuş görelim. Bunu şimdi göreceğiz. Şu durumda biz bahse girdik. Ben ne söylersem sen de söyleyeceksin. Peki ya ben kazanırsam? O zaman senin söylediklerini tekrar ederim. Bunu zaten yapıyorsun. Evet, yastıklarla çarşafları da gönderin. Ve de koltukları, insanların oturduklarında rahat etmeleri gerek. Evet. Yarın akşam gelsin. Ama çok üzgünüm. Bugün paranın sadece yarısını verebileceğim. Gerisini topladığım zaman size haber veririm. Hoşça kalın. Kızım, sen burada ne yapıyorsun? Ben annemi almaya geldim. Anne? Hadi anne, gidip içeride hazırlan. Roma sana bir şeyler... Evet, her şeyi biliyorum. Trişta, bunlar nedir? Beni kuaföre göndermenize ne gerek var ki? Anneciğim, ne yapıp yapmayacağına biz karar vereceğiz. Bize karşı çıkamazsın. Evet, doğru. Gelinin çok konuşmaması gerek. Bana giysilerini ver hadi. Hadi ben hallederim, sen içeri gir.
Gül bakalım gül. İstediğin kadar gül Malik. Çünkü bundan sonra gülen ben olacağım. Roma seni de berbere götürecek. Ben mi? Ne? Gülmüyorum ki. Ah! Turdan ne zaman döndünüz? Ben de Padmini'den geliyordum. Neden? Neden oraya gittin ki? İkinci defa evlendiği için mi? Yeni şişede eski içki. Bu kadın ancak nine olacak yaşta. Gelin olacakmış. Bütün dünya onlarla dalga geçiyor. Kesinlikle haklısın babacığım. Basın açıklama yapmaktan yoruldum artık. Sürekli arayıp duruyorlar. Onlara ne diyeceğim? Kenny, Rişap kendi yorumunu yaptı. Basından kimse bunu konuşmayacak oğlum. Bu harika Rada. İlişki olarak bakarsan ben Rişap'ın babasıyım. Ama bırak oğul sevgisini, bana saygı bile göstermiyor. Ama kayınpederi ve kayınvalidesinin düğünleriyle ilgilenmeyi biliyor. Batia, bunların hepsini oğlum ayarladı. Artık sevgi ve ailenin ne olduğunu öğrendi. Affedersin Rada, affedersin de... senin Rişap'ın sevginin ne demek olduğunu anladıysa... önce sana saygı göstermesi gerekmez mi? Ben de sana bunu söyleyecektim. Önce bu adağı al. Dur. Bıraksana. Hep iş, iş, iş. Eskiden ne kadar endişeleniyordum. Abimin hiç evlenmeyeceğini düşünüyordum. Ona ne olacağını merak ediyordum. Ama sen ona göz kulak oldun. Ve ona büyük bir iyilik yaptın. Teşekkür ederim Hindistan'ın annesi. Hayatımıza girdiğin için teşekkür ederim sana. Sen hepimize anne gibi baktın. Hindistan'ın annesi olduğun için teşekkür ederim. Al bunu. Roma bu. Bunu Siddiviyanak'tan getirdim. Yıllar önce dua niyetiyle getirmiştim. Bir gün abimin hayatına onunla evlenecek biri girdiğinde bunu ona verecektim. Hindistan'ın annesi, bu eski bir model ama takman gerek. Çünkü onu sana yürekten veriyorum. Tabağı sen mi düşürdün? Hayır. Neden sen kaldırıyorsun? Kim düşürdüyse o kaldırsın. Bak Arke. Nedir bu saçmalık? Beyaz perdede yıldız olabilirsin ama evde sadece... Yeni. Sen bir süperstar değilsin. Değil mi? Ancak gerçek bir star kamera arkasında da diyalog söyleyebilir. Bu yüzden lütfen çeneni kapat. Rişap, lütfen. Anne. Ben bunu hallederim. Mona, katil! Bu evdeki kullanılmamış mobilyalar çürümeye yüz tutmuş. Evin görüntüsünü bozuyorlar. Ya onları evden atın ya da... onları karanlık bir köşede tutun. Dinleyin. Dikkatli olun.
mobilyalar fazla ses çıkarıyor. Ama babacığım, bu eşyalar yeni. Neden onları attırıyor ki? Ahmaksın oğlum. O mobilyalardan bahsetmiyor. Bize evden atmaktan bahsediyor. Ne? Neyse. Bırakalım da bir süre daha kalsınlar. Biraz daha kokuşana kadar kalsınlar bakalım. Siz gidip tören için hazırlanın şimdi. Ne töreni? Bilmem. Evet, tören. Bay Batıya, bu evin hizmetçileri çok uzakta değiller. Şu tabağı sen mi kaldırırsın yoksa onları mı çağırayım? Mangeç! Ben kaldırırım. Evet. Bir daha anneme sesini yükseltmeyeceksin. Bu bir emirdir. Annemle güzel konuşacaksın ve ona saygı göstereceksin. Benim ona ne dediğimi duydun mu? Anne. Ve sana bu tabağı kaldırtmak da benim evlatlık görevim. Mutlu musun? Yürü. Bu arada bugün malikanede kayınpederim ve kayınvalidem için bir eğlence düzenlenecek. İkinizin de katılmasını istemiyorum. Ama maalesef evde biraz yardımcı azlığı var. Yetersiz gibi. Evin bir köşesinde durabilirsiniz. Anne, neden tekrar evlendiğini anlayabiliyorum. Ama sakın ona saygı duymamı ve babam olarak görmemi bekleme benden. Olur mu? Efendim, bir dakika. Hadi, çabuk. Bitir şu işi, hadi çabuk ol. Hadi. Tabii. Ne oldu? Neden durdun ha? Bu yakanın kapanması gerekiyor. İlikle hemen şunu. Bununla fotoğraf çektireceğim, hadi. Kızlar buna bayılıyorlar, biliyor musun? Düzelt şunu. Efendim, yarın evleniyor musunuz? Ha? Yok, ben değil. Karım evlenecek. Ben de onu düğünde havaya kaldıracağım, ne güzel değil mi? Bu yüzden omuzlarıma sağlam vatkalar koyman gerek. Hadi. Bir dakika Terzi Bey. Biraz dar oldu. Boyun kısmı. Neyse, sanırım iyidir. Kızlar sizi çok beğenecekler. Bir şey daha var. Bu eşler ilmek gibidirler.
Sıkarlar. Kendin asmak istersen çok iyi pratik yapabilirsin. Ne dedin sen? Ne dedin sen? Dedim ki işler insanın boğazına ilmek atarlar. Bana bak. Bugüne kadar Balraş Çodri'nin boğazına ip sarabilecek kimse doğmadı, duydun mu? Bırak, bırak şunu. Ama Şemşir avans olarak ilk yarısını vereceğini, gerisini de sonra ödeyeceğini söylemişti. Bütün parayı bugün alıyorsunuz işte. Niye geriliyorsunuz ki? Bakın Şemşir abi bundan hoşlanmaz. Ha, eğer bir şey sorarsa cevabını ben veririm. Tamam mı? Ne demek? Şey, Malik bu... Şey ne? Trişna, Roma'ya berbere gitmeyeceğimi söyledim ben. Erkek adam berbere mi gidermiş yahu? Sorun değil Malik, berbere gitmek istemiyorsan hiç sorun değil, tamam. Hiç önemi yok. Tıraşını evde yaparız o zaman. Kesinlikle olmaz. Roma, Malik berbere gitmek istemiyormuş. Ama... Tıraşını evde yapacağız, malzemelerini çıkar. Malik ben seni dinledim. Şimdi de sen beni dinleyeceksin. Roma, malzemeleri getir. Malik'in tıraşını yapacağız.